Sevgili YouTube e, merhabalar merhabalar biz yayındayız şu anda pizza oynuyoruz hepiniz hoş geldiniz pizzanın yeni bölümüne e, burada herhangi bir güncelleme bir şey bir şey yok öyle bir iki gün bir oynayalım dedik chatle birlikte e, yayında oyun oynuyoruz eğer canlı canlı pizza oynamamı görmek istiyorsanız sizde canlı yayınlara katılabilirsiniz evet dayız, video'da dayız şu anda. Ee, bunların tekrarları da canlı yayın tekrarları da yine e, kanalda olacak. Evet şimdi her zamanki gibi 5106 yıldız mı olmuş? Ne kadar güzel. Hemen Beckett'inden başlıyoruz. Gelen istekler 15 tane isteğimiz var. Bu isteklerde bir gözüksün. Kabul edelim. A101 bitmez diyor. Reklamı koymuş. <laughs> Onus 79 60 305. Teşekkür ederim takibin için. Bu ne Şerife Pizza? Selamlar takipçi teşekkür ederim. Ee, Jenny Enini merhabalar merhabalar. Ee, evet istek atmayanlar varsa şu anda chatte isteklerinizi gönderin İtinayla kabul ediliyor. Ee, Ömer San ya da Ömer Şan olabilir merhabalar merhabalar güzel olmuş kıyafetler. Ee, Sofyan Sofyanjik, Sofyanjik, Sofyanjik de olabilir, bilmiyorum. Ee, Tartar, şeri, şeri gibi kabul ettik. Evet, Ege Sever, 35. DRK Bey, Dark Bey, Doruk Bey o da olabilir, kabul ettik. Alternatifleri, <laughs> Dylan Q. Melek Nur var. Lisa Misa var. Aa Melek Nur'la Lisa Misa aynı olmuş. Şeyleri, görüntüleri. Lisa Misa. Bayağı destek gelmiş ha. Nergos Pizza. E, ee, 142. 53. 893. Bu ne? Nuri Nuri of av. av gibi olabilir. Yanlış okuduysam nickleri kusura bakmayın diyorum ve kabul ettik, çıktık, geldik. Ee, pizzada bayağıdır arkadaştım. Bu isim değiştirme gelince arkadaşlıktan çıkıp tekrar yolladım. Evet, doğru. İsim değiştirme gelince herkes bir böyle bir isimlerini değiştireyim falan. ID 1795'ti. Dur. Oraya niye bastım? ID'm 1795 kısa olunca ezberlemesi kolay oluyor. 17.95'ten istek gönderebilirsiniz. Şuradan hemen buraya geçtim. Burayı geçtim. Görevler. Şunları bir bitireyim ya. Günlük senkronizasyon da kalkmış zaten. Günlük şeylerimizi bir tamamlayalım. Elmaslar gelsin. Şimdi ne diyorsun sen? Bir tarafında sarımsak hadi. Oyuna odaklandım. Oyuna kilitlendim şu anda. Bir tarafında sarımsak olan diğer tarafında da karides olan bu arada oyunla alakalı sorularınız varsa ya da konuşmak istediğiniz Sohbet muhabbet pizza oyunu ile alakalı e, Yazabilirsiniz hemen Hem bir yandan pizza yapayım bir yandan da oyunla alakalı sohbet muhabbet edelim e, Bir tarafında sarımsak olan diğerinde karides olan Sarımsak karides Pestolu istiyorum peynir istiyorum mu acaba sanki öyle bir şey görmedim Gönder Ekli miymişsin? Eklisindir. O kadar çok takip, istek kabul ettim ki illaki şeydir yani hani ekleşmişizdir. Ne varmış burada? Hızlandırma, kesme, bahşiş. Tamam. Hızla sayısı yokmuş. Pestolu, burşeta. Burşeta mıydı? Menüde yok ama sende bütün malzemeleri hazırda var. Dur. Bunu, bunu da her seferinde unutuyorum. Eskiden kolaydı. Hep ezberlerdim ha. He. Pesto hamur peynir Pesto hamur var zaten Peyniri yapıştır ee, Pesto dedik hamur dedik peynir dedik dilim domates sarımsak şöyle bir dilim domates şöyle Bir sarımsak geçen yıl gelen Lunar güncellemesi bu yılda gelir mi? Tabii gelecek Şubatta gelecek Şubatın kaçıydı ama şu anda ezberimde hatırlamıyorum Çin yeni yılı Şubatta onlar yeni yılı kutluyorlar bizden sonra Sarımsak fesleğen sarımsağı koymuşum. Yine gelir. Ya her sene sabit onlar geliyor zaten. Üstüne ekstra işte yeni yaptıkları başka şeyler olursa onlar geliyor. Mesela altın güncellemesi her sene geliyordu ama hep aynı eşyalar geliyordu. Şimdi bu sene mesela farklı ürünler getirdiler bunlar falan ama şu tavşan galiba mobilde ücretliymiş. Öyle yazanları gördüm yorumlarda. İşte aramızda bazı 3-5 böyle farklılıklar olabiliyor Patlıcan domates sarımsak Patlıcan Domates sarımsak sos ne demiş 2 ee, dilimli Görmemiş de olabilirim hızlıca baktım böyle herhalde 2022'de 31 Ocak'ta mı gelmiş şey? Lunar yıl. Lunar yıl. Çin yeni yılı. Yıldızlar evet yıldızlar baya fazla. Vardır benden daha fazla yıldızı olan ya. Soğan sarımsak dilim domates soğan, sarımsak, dilim domates. Başka ne dedim? Patlıcan. Soğan, sarımsak, dilim domates, mor aroma diyor. Tamam herhalde bunları da böyle koy diyecek. Gönderdik şunu da hızlandırdık. ahşap eşyalar. Ahşap eşyalar en son ne zaman gelmişti? Tabii geçen bir geldi. Tabii 2022 sonlarına doğru mu geldi? Artık 2023'ün yine sonlarına doğru gelebilir. Olabilir diye düşünüyorum. Emin değilim. Çünkü daha önceki yıllarda böyle düzenli olarak ahşap şeyi gelmiyordu ahşap eşyalar. Son zamanlarda bir ahşap eşya çıkardılar 2022'de galiba Tavşan ve fare mobilde gelmedi mi? Dur bakayım şuraya Altın Şimdi ben bunları alacağım saksı var bende yani gelmiş buraya ama benim elmasım yok galiba Bunların hepsini de alamayacağım Büyük ihtimalle Her gün girip 10 10 şey yapsam görev yapmış olsam olur da İza ısıtıcısı, mermer tezgah. Bunlar var. Fareyle tavşan var. Birazcık da fareyi koyalım. Oyunda bir sorun yok. Ha. Çok güzel. Tamam. Bütün ayarlarla alakalı böyle kısa bir bilgilendirme Çok teşekkür ederim. Evet ben bunu sormadım. Ee, sorabilirdim. Evet. Ama bir sorun olsaydı zaten söylerdiniz. Pesto sosu peynir. Çok teşekkür ederim. Böyle her şey yolunda gidince insan daha da çok mutlu oluyor. Böyle hızlı hızlı yayınların saatleri de artar. Fazla fazla oyunda oynarım. Bir sürü her şey olur. Böyle bir sürü oyunları tabii oyunun şekline göre değişir. Bir çık bir çık böyle yarım saatin onu oyna. Çık öteki saat işte 45 dakika onu oyna falan gibi böyle Oy. Olsun, ol, ol. Hallederiz. Sıfır sorun süper. Kim sarımsaklı tavuğu pişman olmuş ki? iki tane. Sarımsaklı tavuk. Ay dur. Sarımsak. Tavuk. Gönder. Kırmızı sos mu demişti? Dikkatli bakmadım. Belki de sos dememişti. Buyurun. Evet. Görevler. Bahşişim olmuş. Pizza kesmem olmuş. E, fırın hızlandırma. Tamam. Onları da hallederiz. Malzemelerimden hangileri azalmış? Ona da bir bakıp bahçemden toplayayım. Bahçede olan şeyler var. Az koştum, koşmuş bir pizza. Hmm. Ay ne dedim gitti. Kokuşmuş pizzada sarımsak vardı, soğan vardı. Bir de hamsi vardı galiba. Ama zaman yetmedi. İmam. Şu DLC'ler de o kadar pahalıya geldi ya. Ne kadar pahalıya geldi. Benim aldığım şeyler, bende olan şeyler bile burada yine satın al olarak gözüküyor ya. O birazcık kötü olmuş. Ben 2019 senesinde bu oyunu oynadım mesela. Bende bu var. Neden bir daha satın alıyorsun? Isıtıcı için daha fazla kapasite istiyorum şahsen. Doğru, evet. 5 kısıtlı. Aynen. Hızlı hızlı böyle oraya fazla fazla stok pizza konulabilir. Ya da bazen Zazum'da 5'ten çok daha fazla geliyor hepsi böyle 3 tane istiyor falan hani Bazen bir bakıyorsun 9 tane pizzayı koyman gerekiyor koyamıyorsun DLC paketler bende de yok ya yeni gelenler Mesela şu yok Bu yok Sonra Bu 2019'da bana normal geldi zaten yani eski oyuna yeni şey düşünmüşler işte oyuna yeni başlayanlar ta 2000, 2022'de başlamışsın mesela 2019'daki kışı kaçırmışsın ama bu eşyaları istiyorsun. E o zaman parayla alacaksın gibi bir durum yapmışlar. Ben bunları normal o zamanlar normal güncellemeyle yapmıştım. Aynen Zazum'un hepsini bir anda böyle hızlı bir şekilde yapabiliyorsun. E, hepsini de koyayım ısıtıcıya diyorsun koyamıyorsun o birazcık sıkıntı oluyor. Ay karttan çık, zazumdan çık. Benim şu an zazumluk bir durumum yok. A şeylere bakacaktım ona bakamadım. Domatesler neden ana yoldan gitmezler biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Kesmeden gitmeyi tercih ederler de ondan. Dilimli domatesli bir peynirli pizza. Tamam. Sosta vardır herhalde. Dilimli domatesli peynirli. Şimdi benim burada ne yazılmış Sarımsağı toplayabilirim. Şunu şey yap. Sarımsakla fesleyen Yetiş yetiş 615 <laughs> Yetiş Ay bunu almayacağım dur yeni müşteri geldiğinde alırım Sarımsaklar topla Sarımsaklar ek ee, Gübre nereden alıyorduk ay ne gübresi şey Tohum değil şu sarımsak al Bunu al bunu al Ücretsiz. Al al al. O ne güzel hepsi alacağım şeyler. Gübre almıyoruz zaten elmasa ihtiyacımız var. Patlıcanı boş ver bunu da al geç. Burada da bir şey gelmedi mesela. Hani buraya da altın eşya ile alakalı altın 3-5 bir şey gelebilirdi. Ama gelmesin ya onu da alamazdım kesin. Buradan iki tane azemi olmasın. Ondan da almayalım. Aa fesleğen alacaktım dur dur. Şurada benim fesleğenim var. Fesleğen fesleğen fesleğen. 3 mantarlı pizza. Mantar 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 mantar. 3 mantarlı pizza. Gönder. Git git git. Buyurun. Nasıl yaparsın bana o kadar mükemmel bir pizza. Selam naber sucuklu pizza istiyorum. Yarısında sos olmasın. Pesto'lu olabilir mi acaba? 4 dilim. Şimdi ne demeden hadi bunu çözeyim. Hadi bunu ne demeden. Şimdi diyor ki, sucuklu pizza istiyorum diyor. Tamam. Sucukları her iki tarafa da koy. Ben bu sistemle çözeceğim bunu. <laughs> Yarısında sos olmasın pestolu olabilir mi? Şimdi yarısına pesto koyuyoruz. Yarısında sos olmasın. Aa, peynir olacak mı acaba? Sizce bunda peynir olacak mı? Evet. Malzeme düzeni değiştirmeleri lazım aslında. Etler tek bir sıraya, sebzeler tek bir sıraya. Aynen meyveler. Mantıklı olabilir. Ama bir yandan da böyle alışınca ama öyleye alışmak daha kolay olur. Peynir var değil mi bunda? Asistanları fulleyip istifli tezgah, evet istifli tezgah güzel bilmiyorum şimdi mobilde şey, telefonda tablette oynayınca nasıl gözükür ama ya Bilgisayarda oynayınca şimdi bilgisayar ekranı Şey olunca böyle Böyle oynamak daha düzenli oluyor daha güzel Daha rahat oluyor Peyniri koydum Bakalım Evet doğruymuş Yanlış olsaydı suçlu kimdi Uğurcan <laughs> <laughs> o söyledi peynir var dedi koydu <laughs> Bazı insanlar kavrulmuş mantarın da sarımsağın da kokusunu sevmiyor buna inanmakta zorluk çekiyorum koyu kenar Öyle Ben böyle Birazcık bekleyeceğim bazı şeyleri soracağım Birisi cevap verecek Ondan sonra yanlış çıkarsa direkt suçu onun üstüne atacağım <laughs> Kavrulmuş mantar sarımsak dedi değil mi Şimdi Bazı insanlar mantarın da sarımsağın da kokusunu sevmiyor Mantar koyduk. Tabi sarımsak koydum. Buna inanmak. Bunda sos var mı? Evet soruyoruz. Günde bu pizzadan defalarca yaptın. <laughs> Aynen doğru. Bir de şey yani oyunda yeni bir şey gelmeyince fix her gün hepimize aynı müşteriler geliyor artık ezberlen. Peki bunda sos var mı? Pesto yok da zaten kırmızı sos. Değil mi? Sos var bunda. Ya özellikle bir şey belirtmemiş zaten koyu kenar demiş iki kere geçireceğiz estik bakalım doğru muymuş evet 10 10 dedi şanslısın şanslısın hepimiz şanslısın farklı pizzacıları gidip spesiyellerini denemeye bayılıyorum tamam hemen Merveza pizza ee, belirtmediği sürece sos peynirli. Aynen bazen ama şey diyor böyle peynirli pizza diyor. Peynirli pizza deyince hani sadece peynirin üzerine gibi biraz kafa karıştırıcı şeyler olabiliyor. Ben orada böyle biraz karambolde kalıyorum. Şimdi benim merveze pizza neydi? Sucuk vardı, sosis vardı, mantar vardı, zeytin vardı, biber, mısırım var, domatesim var, gönder. Bu da en son hızlandırmamı. Başarıyı kazandım mı acaba? Galiba bir tane daha şey yapacağım. Bakalım ona da galerim. Şimdi şu görevi bitirdim, bunu da bitirdim. Evet, bugünün görevleri bitti. Hayırlı olsun. Saat 7.30 buçuk onda bitecek. Ee, görevler dediğimiz başarılar mı? Aynen, işte o yüzden hani aramızda birazcık ufak bir delay var. Evet, ama çok böyle sormak istediğim, bilmediğim, takıldığım yerde oyunu böyle durdurup tabii ki e, reaksiyon hemen anında cevap alabilmek için sizlere soracağım galeri vardı. Fullledin mi? Farklı farklı müşteriler. her çerçeve içinde tamam şu bir dakika. Aa neredeydi o? Dur dur. Şurada tamam şeyin devamını okumamışım. Ha şu. Burası resim duvarı. Bu şey e, dükkana gelen ünlüler. Ünlü insanlar işte Madonnalar, Einstein'lar, e, Elvis Presley. Bunlar kimdi? Edgar. Edgar Allan Poe. Şeyler Cadılar Bayramı'nda e, geliyordu bu zaten. Bunu biliyoruz. Ee, Mozart'tı bu değil mi? Mozart var. Şu kimdi? Bu da bir korsan bir şey. Bir tane küçük çocuk vardı. Matematik sınavım var. Güzel kes dedi. Ben de pizza kesici. Evet o bak hatırlıyorum. Çok eskiden gelmişti bana o. Biz asistan yoktu küçük çocuk. Dörtte bir, üçte bir dedi. Yanlış yaptım matematikten kaldım. <laughs> Şimdi orada matematikten hani kaça keseceğini tahmin etsem bile Asistan yoksa cidden onu o parçaya bölmek hani başlıyorsun böyle hani minikten başlayayım diyorsun bir bakıyorsun hani mesela 16 dilim kesmen lazım minik minik başlıyor ki 20'ye çıkmış onu benim de yaptığım zaman orada keserken hani o üçgen aralıklarını e, ayarlamak bazen zor oluyor hani sayıyı tuttursan da eski videolarını izlerken kahya sınavları videosunu e, izledim bir noktada fena takılmışsın. Evet bir noktada baya fena takıldım ve takıldığım kısmı da montajda kesmedim. Ee, orada birçok kişi o videonun altında şey yapmış işte dakikaları falan verenler oldu işte şu dakikada doğru yaptı. Evet orada nokta atışı dakikayı yaz ve insanlara yardımcı ol tamam ama ben onu kesmedim çünkü gerçekten hani bir yerden bakmadan yaptığım anı hani cidden hiçbir yerden çözemiyorum 50 kere tekrar ediyorum en sonunda böyle en sonunda yaptım yani bütün kombinasyonları. Evet bir şekilde o tarifin yapılışını internetten araştırırsın bulursun ama ben direkt kendim yapmıştım. Onu da herkes görsün diye. Ha, ilkinde yapamadı gitti sonra bir yerden baktı demesinler diye. Hepsini koymuştum. Evet pizzacılar eski videoları izlerler. Pizza seviliyor ya. Aynen yani videoyu ben videoyu kesmiyorum ya çok bir sıkıntı olmadığı sürece. Yani bir şeyi yapıyorsam da tekte yapıyorsam teki de gör, görülsün bir şeyi böyle yüzüncü denememde yapıyorsam o da görülsün diye. Unutmayın Nick'in pizzası geliyordu. Dakika başı bir ara mavi kutu lazımmış. Gittim YouTube'dan baktım. Doğru mavi kutu olayın da ben de ilk Nikin pizzası geldiğinde ne istiyor bu ya falan demiştim. O arada şeyde o etkinliği yaparken bir önceki videonun altına işte yorumlar gelmişti. Oradan bir spoiler galiba aldım. <laughs> galiba aldım. Spoiler'ı yedim oradan. Aynen rehber video. O rehber videoları aslında ilk başta yapmak aklımda yoktu. Ondan sonra o kadar çok soru geliyor ki ben bir de bütün yorumlara böyle cevap vermeye çalışıyorum. Yani veriyorum da hepsine. Ama şey oluyor böyle hani farklı farklı videoların altında herkes aynı soruyu soruyor. Aslında böyle azıcık 2-3 yorum yukarı çıksa mesela ben başkasına cevap vermişim. Onu görebilecek ama yani ona da bakılmıyor. Nokta atışı ben sorayım hemen bana cevap verilsin diye isteyenler de oluyor. Ben de dedim ki o zaman... Bu tüm soruların olduğu, tüm bana gelen soruların hepsinin bir videosunu çekeyim. Ondan sonra hani soruyu soran varsa hemen videonun linkini hani ben de atarım. Başkaları da yazar işte daha önceden bu videoyu yapmıştı falan diye. Öyle bir rehber videoları hazırladım. Ee, sanırım en fazla işte kahya videolarının birçok kişiye faydası olmuştur. Onu da zaten yine öyle bir düşünce yoktu. Bütün kahya e, sınavlarını yaptığım eski videolarımı açtım. Buna da şöyle verelim. Videoların hepsini açtım, tek tek o videolardan kestim, 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 montajla birleştirdim ve öyle bir kahya sınavı şeyi oluşturmuştum. Ha bak geldi gitti, yetişemedik. Ee, videoyu kesince montajdan yüklenene kadar çok iyi oluyor. Tabi. Yani ben hiçbir videoyu zaten, ne, yani montajsız koymuyorum. Illaki kesilecek yerler, düzenlenecek yerler oluyor. E montajı yap oradan oraya yüklediğince anlık zaten hemen videoyu çek koy olamıyor çok zor oluyor bazen bir etkinlik geliyor hadi hemen e, sen, tamam hemen de benim aşamalarım var yani oynarken montajıydı o suydu bu suydu baya. Aynen takılınan bir yer olursa hemen videolar hazır. Beşinci bölüm için e, multiple'leri falan şeyler düşünüyorlarmış. Ya multiplayer olayı ilk başta bu Bekit'in gelirken biz onu multiplayer birlikte gideceğiz işte e, oynayacağız falan zannediyorduk. Meğer Bekit'in sistemi o değilmiş ama büyük ihtimalle onun duyumunu almışlardır. Yani Bekit'in geldiğinde biz onu öyle sandık oynayanlar olarak. Onlar da acaba multiplayer getirsek mi falan nasıl olur acaba hiç bilmiyorum. Yani iki kişi yani onun da dükkanı var senin de birbirinizin dükkanı gibi yardım mı edeceksin? O oyunun konsepti komple değişir sanki. Hani hızlıca bir sipariş geldi onu sen mi hazırlayacaksın ötekim öyle bir şey mi acaba Onu tam bilemiyorum ee, Plan Planbap game fan 11 Görüşürüz Geldiğin için e, Burada olduğun için çok teşekkürler desteklediğin için 2 ee, günde bunu oynadık Şuradan ben tekrar bir tamiratımı yapayım Oo bir sürü şeyler gelmiş şöyle bir gireyim tekrardan Onu bitirmiştim zaten Tamam yapacağım bir şey kalmamış. O zaman bu videonun böylelikle sonuna geldik canlı yayında. ilk pizza videomuz bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Videonun sonundayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim YouTube. Eğer siz de pizza videolarını gelip canlı yayında birlikte izlemek isterseniz canlı yayınlara katılabilirsiniz. Ee, hem buradan desteklemiş olursunuz hem de tabii ki videoyu izleme, yorum yapma, beğenme, abone olma falan bunları da yaparsanız desteklerseniz çok çok sevinirim. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere ya da bir sonraki yayında karşılaşmak üzere. hoşçakalın.